Film çıkışı videoma hoş geldin. Bugün Bandırma Füze Kulübü adlı tarihi dönem filmini izledim. Beğendim. 2 saate yakın bir süre sürdü. Bandırma Füze Kulübü'nü gerçekten bilmiyordum. Bu filmde öğrenmiş oldum. Bu kulüp hala daha günümüzde varlığını sürdürüyormuş. Filmin sonundaki fragmanda bundan bahsediyor. 1940'lı, 1950'li, 1960'lı yıllardaki Türkiye, bilhassa Bandırma, bu yıllardaki Bandırma ne halde? Bunu rahatlıkla görüyoruz. Gençler lise yıllarında kulüp kuruyorlar, roket fırlatıyorlar. Hatta 1950'li yıllarda dünya üçüncülüğü derecesine ulaşabiliyorlar. Tabii yani güzel, etkileyici, sürükleyiciydi. Çünkü gerçek yaşam öyküsüydü. Senaryo o yüzden güzeldi. Ama film benim için biraz yaban kaldı. Neden? Günümüzdeki uzay teknolojisi, uzay çağı, bir Elon Musk faktörü, Tesla, SpaceX, bunlar neler yapıyor? Neredeyse Mars'a gidecek insanlık. Nasıl mükemmel roketler, füzeler var. Voyager var, Hubble var. Uzayın derinlikleri keşfediliyor. Bu yüzden biz de bu şekil tarihi filmlerle geçmiş zamanda da böyle şeyler oluyormuş şeklinde öğrendik. Filmi bu kadar yerden yere vurmaya gerek yok. Çünkü filmin müzikleri güzeldi. Değerli John Bonomo, eski şarkıları eşsiz yorumuyla bizlere canlandırmış diyebiliriz. Yani ismini hakkını vermiş. Değerli John Bonomo, bu videomu izliyorsan sana çok sevgilerimi yolluyorum. Senin şiir kitabını da okumaya şansına erişenlerdenim. Dönem filmi sevenler Bandırma Füze Kulübü adlı filmi gönül rahatlığıyla gidip izleyebilirler.